Botoks gerçekten diş fırçalamak gibi. Aslında herkesin, erkek kadın, hatta ihtiyaç varsa ergen çocuk, çok ileri yaşta, gözlerinden miyoptan dolayı çok kısmış, kaz ayakları çok oturmuş. Herkesin, migren atakları olan herkesin, dişini sıkan herkesin yaptırması gereken çok basic bir uygulama. Botoksu ne yazık ki magazin dergilerinden çok farklı biliyor çok uzak insanlar. Bazen diyor ki ben botoksa karşıyım, o dudaklar çok şişiyor. O botoks değil, o dudak botoks. Ay ben botoks istemiyorum, elmacıklar yastık yastık diyorlar. Hayır, o elmacık dolgusu. Siz botoksu yanlış biliyorsunuz. Bazıları da övünüyor. Ay diyor, ben diyor doğal yaşlanmaktan yanayım, botoks istemiyorum. İşte tamamen yanlış biliyorsunuz. Botoks sizi doğal yaşlandırıyor. Siz hani böyle virüs girer ya bilgisayara. Aslında doğanızı bozmuş oluyorsunuz da farkında değilsiniz. Konsantrasyon anında kaşlarınızı çatıyorsunuz. Kızgın kızgın bakıyorsunuz. Aslında kızmıyorsunuz, konsantre oluyorsunuz. Ama sizin fabrika ayarlarınız bozulmuş. Ama bunu bilmiyorsunuz, diyorsunuz ki bu doğal görüntü. Doğal görüntünüz değil. İnsan kızgınlığı ne zaman yapar? Kızınca yapar. Siz kızınca değil, konsantre olunca yapıyorsunuz. Ya da şaşkın şaşkın bakıyorsunuz. Ben bir şey anlatıyorum, hastanın kaşları neredeyse alnına değecek. Akordeon hiç durmuyor, iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Aslında şaşırmıyor, konsantre oluyor. Ama işte o bozulan fabrika ayarlarını botoks doğala getiriyor. Yani size bir format atıyor, öyle anlatayım. Sizin doğal olarak yaşlanmanızı sağlıyor. Bir ilaç gibi. Hani nasıl başınız ağrıyınca bir parasetamol alıyorsunuz, aspirin alıyorsunuz falan, onun gibi düşünün. Sizin bozulan ayarlarınızı normale getiriyor. Hayat boyu yaptırmak zorunda değilsiniz ama ara ara bu ayarlar çok bozulunca insanlarda kalıcı çizgiler oluşuyor. Mesela bu kadar güzel gözlerde böyle kızgın çizgi oluşsun mu? Hayır, oluşmasın. Bir şey anlatırken karşısındakini böyle dinlesin mi Fatma Hanım? Hayır, dinlemesin. Ya da böyle kaşlarını kaldırıp şaşkın şaşkın mı dinlesin? Hayır, dinlemesin. İşte bunları engelliyor. Bu kaz ayaklarının böyle oturup alnımızı kesmesini, yanaklarımızı kesmesini, burada böyle yelpaze gibi yayılmasını engelliyor. Baş ağrımızı durduruyor. Saçımızın ön kısmının sıklığını arttırıyor. Çünkü buradaki dolaşımı düzenliyor. Ve diz sıkma probleminde boyun ve sırt ağrılarına engel oluyor. Burnu hafif yükseltiyor. Bu depresör kas hakimiyetini engel oluyor. Ağız köşeleri normale getiriyor. Botoks bizi doğallıktan uzaklaştırmıyor. Doğal bir hale getiriyor. Çünkü bazen yaşadığımız stresle fabrika ayarlarımızdan kopuyoruz. Her tarafımız ayrı oynuyor. Her kas kendi hakimiyetini kuruyor. Oysa kaslar kendi hakimiyetini kurmamalı. Onlara biz hükmetmeliyiz. Yani kızınca çatmalıyız, şaşırınca kaldırmalıyız. Ama kaslar kontrolünden çıkınca ne yapmalıyız? Bu dosyayı. Şimdi bunu durduracağız. Bu güzel mavi gözlerin asla böyle kızgınlık mimiği etkisinde kalmasını önleyeceğiz. Onlar kızgın kızgın bakmamalı. Evet. Kaldıralım kaşları. Rahat bırakalım. Kaş göz mesafenizi bir parça açacağım. Evet. Ama öyle hayret hayret bir ifade de katıyan Aynen. bırakmayacağım. Çünkü ben de onu hiç sevmiyorum. Botoksu yaparken en önem verdiğim şey doğal olması. Yani biri demeli ki, aa Fatma Hanım bir güzellik var ama Fatma Hanım botoks yaptırmışsın derse, bakar bakmaz bu kötü bir botokstur. Çok kötü bir botokstur. O yüzden hiç kimse bakar bakmaz yapılan bir estetiğin adını telaffuz etmemeli. Sadece bir güzellik var, bir hoşluk var demeli. İşte o zaman o estetik doğru estetiktir. Bazı doktorlar çok önemsemiyor ama ben hastamın gerçekten baş ağrısı çekmesini çok önemsiyorum. Yani çekmemesi gerekiyor. Botoksun bu güzel etkisinden de yararlanması gerekiyor. Saç diplerine yapılan botoks hem saç sağlığını destekliyor hem de alnı yukarı alıyor. Ve buradaki cildi parlatıyor. Alnın bombeleşmesini arttırıyor. Çünkü bir kadında bombeli alın çok önemli. Bombeli alın demek kadınsı görünüm demek. Erkeklerin alnı düz olabilir. Hatta bazen bu karagatorların çıkıntılı olması da onlara biraz daha böyle hard bir yapı verebilir. Ama bir kadına hiç yakışmıyor. O yüzden saç dibine özellikle ben botoks yaparım. Hem baş ağrısını önlesin diye hem buradaki saçların sıklığını arttırsın, oradaki saçları korusun diye ve şu güzel bombeyle desteklesin diye.